Doğru. Şimdi sahada iki tane temel mesele var. Birincisi ateşkes müzakereleri. Burada Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda bir süreç işletiliyor. Karşılıklı olarak rehinelerin de salıverileceği bir ateşkes olacak mı olmayacak mı? Biden bugün bir açıklama da yaptı Twitter'da. Hamas'ı böyle zor durumda bırakacak. Artık top Hamas'ta. Bir ateşkes noktasında İsrail gerekli ödünleri verdiği tarzında bir imada bulundu. Ama Hamas açısından şöyle bir mesele var. Rehinelerin serbest bırakılmasının akabinde İsrail'in kalıcı bir ateşkes önermediğini görüyoruz. Geçici bir ateşkes önerisinde bulunuyorlar. Hamas ise kalıcı, sahici, gerçek bir ateşkes arzusunu ve ateşkesle birlikte işgalin tamamen bitirilmesi ve ablukanın da kaldırılmasını talep ediyor. Bu konuda çeşitli anlaşmazlıklar var. Ama eş zamanlı olarak da sizin ifade ettiğiniz gibi Refah'a İsrail'in bir saldırı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği belirsizdi. Bugün Netanyahu mesela bir açıklama yaptı. Ben İsrail medyasını da yakından takip etmeye çalışıyorum. Netanyahu orada şunu söyledi. Bir ateşkes olsa da olmasa da biz Refah'a saldıracağız dedi. Yani bu ne anlama geliyor? Bir yanda Biden böyle bir açıklama yapıyor. Bir yandan ateşkes görüşmeleri var. Ama bir yandan da Netanyahu çok tavizsiz şekilde Refah'ı ne olursa olsun hedef alacağız diyor. Şimdi 2 milyona yakın insanın sıkıştığı artık son kale diyebileceğimiz bir bölgeden bahsediyoruz. Zaten Gazze'nin geri kalanı artık neredeyse yaşanmaz hale getirildi. Malum askeri strateji bağlamında İsrail işgal ederken Gazze'yi öncelikle ikiye ayırdı. Kuzey ve Güney Gazze olarak. Kuzeye odaklandı. Kuzeyi neredeyse yok etti. Ardından ise Güney orta kesim ve daha Güney'i hedef almaya başladı ve adım adım az önce işte insanlık suçlarına ilişkin kanıtlarda da ifade ettiniz. Aslında sistematik bir şekilde Gazze'yi yaşanmaz kılacak bir askeri eylemselliğin içerisine girdi. Öncelikle sivil altyapıyı hedef aldı. Burada insanların gıdaya, suya, temel ihtiyaçlar olan erişimini engellemek için hastaneleri hedef aldı kasıtlı bir şekilde. İnsanların tedavi edilmesine yönelik umutlarını da yok etme amacıyla bunu yaptı. Ardından meskun mahalleleri yaşanmaz kılacak şekilde ağır bombardımana tabi tuttu. Ve nihayetinde de insanlar Refah'a sıkışmış durumda. Bugün maalesef Mısır'da da sınır hattından bazı olumsuz görüntüler geliyor. Mısır'ın olası bir Refah'a yönelik saldırı sonrasında işte mülteci durumuna düşecek, tehcir edilecek Gazze'lilere yönelik kamplar inşa etmesine yönelik bir hazırlık içerisinde olduğuna ilişkin görseller var. Bazı geçici kampların kurulması söz konusu olabilir. Refah hattında Sina Yarımadası'nın Gazze sınır bölgelerinde. Dolayısıyla burada büyük bir tehdit var. Uluslararası kamuoyunun da burada harekete geçerek İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerekiyor. Evet, şu anda Biden az önce Amerika başlığında konuşurken Gazze meselesi bağlamında zor bir sürecin içerisinde olduğunu, çıkmazda olduğunu görüyoruz. Bir yandan yaklaşan seçimler, burada Demokrat Parti'nin gençlerin özellikle İsrail'e verilen kayıtsız şartsız desteğe yönelik tepki, Müslümanlardan alacağı oyu kaybetme ihtimali Biden bir anda zorluyor. Netanyahu ile de iyi bir ilişkisi olmadığını biliyoruz. Karşılıklı olarak bir gerginlik de var ama bir yandan da Amerika'daki müesses nizam ve İsrail lobilerinin dayattığı bir İsrail gerçekliği ve ne olursa olsun İsrail'e destek verme zorunluluğu içerisinde paradoks O yüzden sanki güvenemiyoruz değil mi? Başkanların Tabii. açıklamalarına, Maalesef. Duruşuna. Biden zaten şu anda çok zayıf bir lider. Amerika'da kurumsal yapısında devlet aygıtları üzerine ne kadar hakimiyet sahibi o bile tartışılabilir durumda. Ona bir politika dayatılırsa mevcut müesses nizam tarafından muhtemelen kabullenmek zorunda kalabilir. Refah'ta işte bir ara modelden bahsediliyor. Burada insanların geçici süre Refah'tan çıkartılması, askeri operasyonun Refah'a genişletilmesi, ardından o insanların geri dönmesi gibi bir model İsrail öneriyor. Ama bunun hiçbir geçerliliği yok. Kesinlikle yani kuzey içinde, gerçekçi değil o. Gazze'nin kuzey içinde bunu yaptılar. Orta kesim içinde zaten olası bir askeri harekatta Refah yerle bir edilecek. İnsanların zaten gideceği bir yer yok. Onlar işte tehcir edilecek veya Gazze'nin içerisinde başka bölgelere geçici olarak sözde nakledilecekler. Çok karşıydı Mısır ilk etapta bu teklif edildiğinde. Sanırım o hazırlık fotoğrafları görünen görüntü bir zorunluluk olursa diye bir B planı olarak mı düşünülüyor? Ya Mısır'ın ulusal güvenliği açısından tabii bu kabul edilebilir bir şey değil. Ama Mısır ekonomik açıdan çok zor durumdaydı ve Batı tarafından bir koalisyon oluşturuldu ve bunun içerisinde IMF,
Avrupa Birliği'nin çeşitli para kurumları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle finansal açıdan ciddi anlamda desteklendi. Bunun arka planında çeşitli pazarlıklar olduğuyla ilgili hep iddialar da söz konusu oldu. Bunların başında da olası bir işte tehcir durumunda Filistinlileri Sina'da kabul etmekle alakalı. Tabii bunlar spekülasyon. Somut bilgiye sahip değiliz ama evet, bu tarz spekülasyonlar yapılabiliyor. Bunu bir kenara koymak lazım. İkincisi de Mısır'ın imkan ve kabiliyetleri tabii bunu ne kadar engelleyebilir? Yani Amerika'nın yeşil ışık yaktığı ve İsrail'in refahı hedef aldığı bir denklemde Mısır'ın ancak askeri yöntemlerle bunu engellemesi söz konusu olabilir. Ama Mısır'ın bunu hem Mısır'daki siyasi iradenin böyle bir iradesinin olmadığını görüyoruz. Ama bununla birlikte askeri kapasitesinin de mevcut olmadığı varsayımında evet, bulunabilir. Mısır, Türkiye'nin tüm çabalarına rağmen Gazze meselesine yeteri kadar süreci angajede olmadı. Türkiye'nin istediği noktaya maalesef gelmedi. Diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi. Dolayısıyla bu anlamda Mısır'ın engelleyici bir rol üstleneceğini ben zannetmiyorum açıkçası. Evet.